Herkese merhaba, ben Nergiz Akar arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyim. Başrolde güzellik videolarıyla mümkün olduğunca sizlere video çekmeye çalışıyorum. Ama öncelikle şöyle yakınlaşacağım. Bugün saçlarımı böyle ıslak görüyorsunuz. Evet, çünkü biraz önce kafamı yıkadım. Aslında bu kaba oldu. Saçlarımı yıkadım arkadaşlar. Çünkü çok sıcak, aşırı. Kafamı yıkamış olsaydım bu makyaj da olmazdı zaten. Sadece saçlarımı yıkadım. Çünkü çok bunaldım. Temmuz ayındayız. İnanılmaz derecede bir hava aşırı sıcak. Akşam da hala nemli ve sıcak. Bugün günlerden cumartesi ve ben işe gittim. Programlarımı yaptım ama o kadar sıcak ki hava. İnanın ki piştim, bunaldım. Hem sahnede bunaldım, hem indikten sonra bunaldım. O koşturma esnasında bunaldım vesaire vesaire. Bu yüzden de gördüğünüz leopar elbiseyi de tabii ki sahnede giyinmedim. Sahnede daha pırıltılı bir şey giydim ama şimdi üzerinden çıkarttım. Elimde de yok. Aslında şuraya hemen yamacımı getirseydim size onu da gösteriverirdim. Altına böyle birazcık parlak renklere sahip stiletto falan giydim işte. Valla o şeyde karışıklıkta bir de aşırı sıcak takılar da yapışıyor. Takılarım falan her şeyimi çıkardım. Bu kolumda gördüğünüz sadece bu bileklik. Onu da aslında unutmuşum. Onu da çıkaracaktım. Küpeydi, kolyeydi bilmem ne. Onlardan kurtuldum. Sadece makyaj olarak da hemen göstereyim size arkadaşlar. Max Factor'ın fondöteni kullandım. Bayou ürününü kullanmadım bugün. Çünkü bugün tek programım vardı. Hani Max Factor biraz daha çabuk akıyor ona göre. Ama tek düğünler olduğunda falan ben hani kullanıyorum Max Factor'ı. Hem de artık ürünlerimi biraz bitirmek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz işte o bronzer'ı kullandım geçenki videomda size gösterdiğim. Kahverengi bir far kullandım görüyorsunuz. Şöyle. Ve allık olarak yine Flormar'ın bir allığını kullandım. Belki gösteririm biraz sonra bilmiyorum. Çok fazla bir şey yapmadım. Yani takma kirpik vesaire kullanmadım. Çünkü inanın ki yetiştiremiyorum. Zor oluyor. Bilmiyorum, sıcaklardan da bunalıyorum. Makyaj yaparken böyle hani işte takma kirpik falan hani onlar biraz uğraştırıyor. Hemen işte sevdiğim bir iki maskara var elimde. Flormar'ın falan. Hani onlarla hemen kirpiklerimi kıvırıp hemen böyle maskarayı sürüyorum. Evet, üzerimde gördüğünüz bu elbiseyi de ben Journée'den almıştım. Alalı bayağı bir zaman oldu hatta. Bu elbiseyi aldığımda hatta daha bir dökümlü duruyordu. Sanırım biraz kilo almışım arkadaşlar. Bilmiyorum yani şu anda. Bu gördüğünüz terliklerimi de daha önce Optimum AVM'de Max diye bir böyle Hindistan'dan getiriyorlardı hatta malzemeleri falan, çantalar, elbiseler falan bilmiyorum. Ben çok beğeniyordum. Oradan almıştım. Bu da tesadüfen benim elbisemin kemerine uymuş. Şu an evin içinde giyiniyorum bu terliği. Bugün program güzel geçti. Ben yarın çok yoğunum. Yarın benim aslında iki tane programım vardı ama üçüncüsü de eklendi. Biraz önce arkadaşlar aradı. Bir programım daha olacakmış. O son anda tombaladan çıktı. Pazar günü de aynı şekilde sabahtan akşama kadar yoğunum. Gittiğim yerler yakın yerler değil, uzak yerlere de gittiğim oluyor. Onun için de ne trafik, sıcak hava, yani çok yoruluyorum. Koşturmaca geçiyor. Havalar sıcak olduğu için elbise değiştirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Kendimi bu tempolu süreçte, dönemde mümkün olduğunca arkadaşlar yormadan ve sakin bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Yani kendimi yormuyorum. Sakin bir şekilde hareket ediyorum. Panik yapmıyorum. Böyle relax yani oluyorum. Muntazam bir şekilde her şey ilerlesin diye panik yapmadan, heyecan yapmadan, kendimi de fazla yormadan bu tempolu süreci hani atlatmaya çalışacağız. Zaten daha tam manasıyla başlamadık işte, bu hafta sezonumuzu açtık. Biliyorsunuz bayramda da programlarım vardı. Daha önceki videolarımı da izlerseniz zaten onları da öğrenmiş olursunuz. Videolarımı beğenmek isteyenler beğenebilir. Beğenmeyenler de olabilir. Ben bunlara saygı duyuyorum. Zaten hobi amaçlı yapıyorum. Ha, beğenilmeyecek videolar falan çekmiyorum aslında ama kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Beğenen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bu arada. Şu anda kısa bir süreliğine internetle alakalı sıkıntım var. Bu internet sıkıntımı giderir gidermez zaten hemen bu videolarımı internette paylaşacağım. Yani herkes izleyebilir. Benim için hiç fark etmez. Herkese açık. Ama dediğim gibi ben yorumlara kapalı tutuyorum. Hobi amaçlı yapıyorum çünkü. Gelen yorumları gerçekten zaten cevaplayacak
Hem zamanım olmuyordu. Şu anda zaten internet yok. Şu an için bir şey söyleyemiyorum. Şu anda internetim daha bağlanmadı. Bağlattıracağım. Ama attıktan sonra da hani yorumlara zaten gene kapalı olarak devam edecek. Çünkü cevaplayacak ya da soruları cevaplayabilecek yani ya da beklentileri karşılayabilecek vaktim falan çok fazla yok. Ben sadece böyle arada işte 3-5 dakikalık hemen onları atıp yükleyebileceğim fırsat buldukça hobi amaçlı yaptığım videolar çekiyorum yani. Onun dışında hani devamlı internetin başında vakit geçiren ya da devamlı işte yorumlara bakan, onları takip eden, işte kim ne yazmış, kim ne istemiş, onu yapayım diyebilecek vakiti bulamadığım için arkadaşlar yorumları kapalı tutuyorum. Reklam amaçlı yapıyorum, hobi amaçlı yapıyorum. Hani ben de kendimi YouTube'da iyi kötü insanlar izlesin diye, hani tanıtmadan ziyade insanlar izlesin, fikirlerimi, düşüncelerimi, benim de fikir ve düşüncelerimi dinlemek isteyen, izlemek isteyen insanlar benim videolarımı takip edebilir, dinleyebilir, bakabilir. Böyle düşünüyorum. Saçlarım ıslak ama artık yavaş yavaş kurumaya başladı. Öyleyse makyajımı da zaten detaylı olarak görmüştünüz. O zaman hemen ben diyorum ki arkadaşlar birkaç tane ürün kullanma. Aslında hemen hemen aynı ürünler bunlar. Onlara bakalım. Baktıktan sonra da ben size yakın bir çekimle gene kendimi yakından göstereceğim. Sonra da videomu kapatmayı düşünüyorum. Evet, gördüğünüz bu çantanın içinde benim bugün sahnede taktığım takılarım var. Burada gördüğünüz bu taşlı tokayı bugün enseden saçlarım topuz yaptım, kullandım. Onun dışında işte burada gördüğünüz güneş gözlüğüm var. Aslında farklı bir şey yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burada Madame Coco'dan aldığım çantam var. Pastelin bu paletini tanıyorsunuz. Bugün birazcık böyle aceleye de geldiği için geçen gösterdiğim gene aynı bronzerımı kullandım. Öyle farklı bir şey gerçekten arkadaşlar yok. Hep aynı ürünleri kullandım. Farklı bir ürün deneyemedim. Sadece bu gördüğünüz işte Flormer'ın bayağı bir koyu renk bordo. Bu ojelerini kullandım. Onlar da bir çok gerçekten gösterişli durdular. Hoşuma da gitti. Gitmedi değil. Farklı bir şey şu anda hani kullanmadım yani. Gene aynı ürünleri kullandım. Ama kullanmaya devam edeceğim. Yoğunluktan gerçekten böyle farklı şeyler deneyemiyorum. Elim hep aynı ürünlere gidiyor. Pek fazla hani artık makyaj malzemesi de satın almak istemiyorum. Aldığım geçenlerde birkaç tane ürün oldu. Onları ben sizlerle paylaşmıştım. Ama hani pek düşünmüyorum artık arkadaşlar öyle makyaj malzemesi falan almayı. Mesela Ekotos'un şu kabukisi var. Şurada benim çok da güzel hoşuma gidiyor böyle yumuşak. Fırçası falan gayet yumuşak. Hani bu markayı ben açıkçası öneriyorum. Beikotos'un fırçaları, kabukileri falan yumuşacık böyle. Hani tüyleri yumuşak. Çok da güzel. İşte makyajınızı sabitleyebiliyorsunuz. Gözlerinizin altını bile rahatça yapabiliyorsunuz. Bu kabuki fırçaları da ben beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Takılarımı göstereyim size dedim aslında ama çantanın içini açamadım. Takı olarak da şöyle Harry'den almıştım ben bunu. Harry mağazasından. Şöyle bir bileklik var. Bir de öyle çok fazla farklı bir şey yok. Küpe olarak da şöyle küpelerden kullandım. Siyah ve sarı. Çünkü giydiğim kostüm arkadaşlar siyah sarı karışımı gibi bir şeydi. Hiç değilse takım olmuş oldu. Evet, videomu artık kapatmak istiyorum. 10 dakikayı mümkün olduğunca doldurmuyorum. Belki biraz sonra bir şeyler yerim. Sonrasında da istirahat edip dinleneceğim. Çünkü yarın da programlarım var. Çok yorulacağım. Zaman ve fırsat bulabilirsem. IKEA'ya gidecektim gene. Gidemeyeceğim herhalde. Fırsat bulabilirsem gene sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.